Tanrısız bu kadar. Buraya gelsin kardeşim. Burada hesap bir... verecek. Böyle Allah 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 diye geldi. Allah Allah diye geri döndürüyorum. Berabere bitsin abi. Şöyle şöyle söyleyeyim. Dünya Kupası muhabbetinin yeni bölümüne karşınızdayım. Yanımda Ömer Saraç var. Hoş bulduk demem gerekiyor değil mi? Evet. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk. Nasılsın? Valla Dünya Kupası varken kötü olmak mümkün değil. Ya değil mi? Mükemmel bir yaz geçiriyoruz. Yani sonuçta bir heyecan var işin evet. içerisinde. Yani bir de seninle daha önce de konuşmuştuk normal sohbet ederken. Yani 4 yılda olan bir şeyin kötü olması mümkün değil. Dünya Kupası benim için ne biliyor musun? O 3 maç günü. Evet. Yani işte 3'te, 6'da, 9'da bu Dünya Kupası'nın 3 tane maç var. Şimdi maçlar azaldıkça ben biraz üzülmeye başladım çünkü bitiyor. Evet, turnuvada gruplar tamamlandı. Son 16 turu tamamlandı ve... Geldik çeyrek finale. Şimdi eşleşmelere geleyim abi. Ondan yani şöyle yaparız. Eşleşmeyi konuşunca öncesinde konuşuruz bir ne yapmışlar, ne etmişler diye. O zaman ben çok kritik bir maçla başlayayım. Uruguay-Fransa. Turnuvanın en güzel maçlarından birisini izleyebiliriz. Kesinlikle öyle ve Uruguay daha bir gol yedi. Evet. Fransa'ya baktığında onlar da grup aşamasında Avustralya'dan penaltıdan bir gol yediler. Peru'ya karşı gol yemediler. Danimarka'ya karşı gol yemediler ama Arjantin maçında grupta yemedikleri kadar gol yediler. Fakat ama şimdi baktığında o maça da Di Maria'nın 30 vuruşu, metreden bir şutu. Defanstan seken defanstan topun gol oluşu. Seken bir topun gol oluşu. Son dakikalarda zaten 4-2'den sonra Fransa biraz daha geriye çekilmişti. O Mimal Laguerre'nin golü bence normal addedilebilir diye düşünüyorum. Yani Fransa'da da Uruguay'da da müthiş bir savunma sistemi var. Takım savunması var. Hep birlikte topun gerisine çok iyi geçiyorlar. Bu ifadeyi de çocukluğumda çok düşünüyordum biliyor musun? Maçın hani izliyorsun ya ufakken topun gerisine çok... Derdim ki topun ilerisinde olamazlar ki zaten gerisinde olmaları lazım yani baktığında. Ama hakikaten hani onu söyleyenlerin gerçekten teknik bir terim olarak söylediğini anladım. Ya Uruguay şimdi buraya gelirken Portekiz'i eledi. Fransa da buraya gelirken Arjantin'i eledi. Aslında ikisi de zor takımları eleyerek buraya geldiler. Tek soru sorayım. Uruguay mı Fransa mı? Pek tek soru gibi olmadı. Biraz zor bir soru oldu. Çünkü içinde birçok soru var aslında. Valla çok zor ama Fransa diyorum ya. Fransa. Şey, foto finish biter o maç. Tamam ben de Uruguay. Ben de Uruguay diyeyim de şey olsun. Karşıtlık olsun. Yani aramızda bir challenge olsun. O zaman diğer karşılaşmaya geçeyim. Ev sahibi Rusya ve grupta 3'te 3 yapan, sonra yine bir galibiyet alıp bir üst tura çıkan Hırvatistan. Hırvatistan'ı bu maçta şanslı görüyorum ama Rusya'nın da İspanya maçındaki tavrı, tarzı hiç hafife alınacak şekilde değil. İki takım da bence çok önemli iki hikayeyle geldi. Rusya 2002 Güney Kore hikayesiyle geldi. Yani Rusya, biz de oynadık hazırlık maçı Rusya turnuvaya başlamadan önce. Evet. Yerde sürünen bir takım vardı. Ama şimdi ne oldular? E tabii şans da yardım etti ama bunu sadece şansa bağlamak açıkçası onlara yok büyük ama orada Mısır'ı büyük yendiler ya. Mısır'ı yendiler. İlk maçta hata yapmadılar. Evet. Yani Suudi Arabistan'la oynayabilirsin ama ne olursa olsun hata yapmadılar. Evet. Sonrasında Mısır'ı yendiler. Uruguay tamam. Uruguay zaten şu an turnuvanın iyi takımları. Belli oldu ne oldu orada onlar tam olarak. Onlar kötü günündeydi ama İspanya'ya ne olursa olsun sadece bir gol yediler. Geçit vermediler ve penaltılara götürdüler. Yani onların taktikleri tuttu. Çerçe savun taktiği tuttu. Ve o hikayeyle geldiler. Şimdi herkes de şey canlanıyor. Yarı final yaptı Güney Kore finalin kapısından döndü. Rusya da yapabilir mi? Önü açık gibi. Yani Hırvatistan zor bir takım yapabilir. Ama daha zor bir takım da gelebilirdi. Evet. Diğer hikayeye geldiğimiz zaman da Hırvatistan da Euro 2008'de hatırla. Gerçi bir, bunu söylemek biraz saçma son oldu. Dakika, hatırlarsın herhalde. Kimse son dakika golüyle elediğimiz Hırvatistan vardı. Yıkılmış bir Hırvatistan vardı yani. Kaldı Hırvatistan. Evet. Şimdi Modric penaltı kaçırdı. Atsa bitecek hiç penaltılara kalmayacak. Ben eminim o dönemden kalan ben sana, herkesin aklında canlanmıştır. Onun açıklamasını yaptı Modric. Türkiye maçı bizde bir depresyon sebebidir Hırvatlarda dedi. Ama bu maçtan sonra o depresyon yerini başka bir şeye bıraktı. Çok mutluyuz. Bu maçı kazandığımız için falan diye bir açıklama yani yaptı. Onlar da o hikayeyle geldiler. Onlar da kendi şanssızlığını kırıp geldiler ve iki takımın önünde önemli bir yol var. Yani Rusya, Hırvatistan kazanan yarı finalde. Bir de final hiç zor değil bu arada. Diğer tarafa değil. Kanada baktığımızda. İngiltere, İsveç yani geçebilirsin. Hani final yolu iki taraf içinde çok böyle ufuk karanlık değil. O açıdan bence o eşleşme de Rusya, Hırvatistan hani iki tarafta şunu diyecek. Yani benim elime öyle bir fırsat geldi ki belki yıllarca böyle bir fırsat gelmeyecek. Değerlendirir mi sence? Hangisi değerlendirir? Hırvatistan herhalde değerlendirir. Yani İspanya gibi bin pasa gitmeyeceklerdir. Daha çok sonuç odaklı gideceklerdir diye düşünüyorum. Ve hani genelde... Diğer karşılaşmaya geçelim. Sen ne dedin bu arada Hırvatistan, Rusya'ya? Ben Hırvatistan dedim abi. Hırvatistan orada mı? Bir Rusya olmadın. Rusya dememin bir çok anlamı her yok ama şey yani... Hani bu peri masalı, burada bilsin. Rusya evet. içinde çeyrek final yani güzel. Burada Hırvatistan'ın peri masalı başlar belki. Geçiyorum. Geçelim. Brezilya, Belçika. Aa. Ya turnuvanın gerçekten yine güzel maçlarından birisi olacak. Güzel. Brezilya gruba iyi başlayamadı. İsviçre beraberliğiyle başladı. Ardından Costa Rica ve Sırbistan'ı yendiler.
Ve Sırbistan maçında gerçekten gayet iyi bir performans ortaya koydular. Sonrasında da Meksika'yı mağlup ettiler ve çeyrek finalde de Belçika'nın rakibi oldular. Evet, şimdi Brezilya grup... Bir gelişim var Brezilya'da yani. Yukarı doğru bir hem oyunsal anlamda hem de oyuncu bazında bir yükseliş var. Ama Murat, mesela baktığımızda bütün takımlar şeyde başlamadı. Boş viteste başladılar. Evet. Ondan sonra işte 2-3-4'te şarttırdılar. 3'te başlayan Belçika'ydı galiba. O da Panama'yla. Onların da Panama, Tunus falan, evet, sonra İngiltere derken yükselttiler onlardan. Sonra 5'e çekti İngiltere'de de ondan sonra istemeden herhalde bir gol attılar, bilmiyorum. Grup güzel goldü ama. Evet, Yanuza herhalde şey yani o golü atınca nasıl sevineceğini bilemedi. Halk mutlu olmaz herhalde, ilk defa öyle güzel bir gol görünce tüh be girdi falan diye üzülmüştür Belçikalılar. Brezilya'da gelecek olursak vitesi iyi yükselttiler. Bence tam bir turnuva oynuyorlar. Chiche de müthiş bir teknik adam. Evet. Zaten ben onun çok başarılı olmasını senin istiyorum. Senin favorin galiba Brezilya. Burada en açık ettim ama. En başından itibaren diyeceğim ama en başından daha da geri. Yani Chiche geldikten sonra biraz eleme maçlarını da takip ettim Brezilya'nın ve oynadığı futbol tamamen değişti. Yani Dunga'yla, yani şöyle bir emoji var ya, ondan sonra böyle bir futbol oynuyorlardı, açıkçası öyle tarif edeyim. Bakamıyoruz. Ya bakamıyorduk yani, sahaya bakınca bir daha 3 gün falan maç izlemek istemiyordum ama Chiche o durumu değiştirdi. Bence favoriler, evet. En fazla sınanılacakları maç bu maç. Evet. Zaten sen dünya şampiyonu olmak istiyorsan, senin geçmişinde birçok kupa şampiyonluğu varsa, dünya kupalarından gelmiş geçmiş en sempatik takımı sensen. Gerçi bu biraz öznel bir konu ama biraz genel, evet, olarak yani hani öyle gösteriliyor. Son dönem değişmiş olabilir Neymar'dan ötürü, çünkü adam yatıyor abi. Kaldırmış çocuğu ya lütfen, yuvarlana 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 bir hal oldu. Ama mesela şimdi sosyal medyada çok gördüm Costa Rica maçından sonra. Hani bir açıklama yaptı işte, siz benim neler çektiğimi bilmiyorsunuz diye. Baktım birçok kişi şey yazmış. Kardeşim işte yok 90 milyon euro alırsam işte üzülmem. Ama para değil her şey ya. Evet, o evet. Adam da üzülebilir. Hani ben Neymar çok bu arada sempatik bir karakter diye onu savunmuyorum ama her şeyi para üzerinden değerlendirmeyelim. Brezilya-Belçika eşleşmesini tamamlarsak ben Brezilya oradan turu geçer diye düşünüyorum. Ben de Belçika diyorum. Hadi bakalım göreceğiz. Bakalım neler olacak abi. Ama en keyifli maç olur mu sence? Olur. Ben çok keyif alacağımı düşünüyorum. Çünkü orta saha oyuncuları, ayağında top yapan, pas veren, yaratıcı oyuncular. Burada yani Hırvatistan orta sahasına benziyor biraz. De Bruyne, Hazard, ne bileyim işte ileride Lukaku. Bunlar çok iyi üçlü oldu. Yaratıcı üçlü. Aynısı tabii Neymar, işte Casemiro ve forvette Jesus. Aynı üçlü de benzer üçlü onlar da var. Böyle iki tane testinin çarpışıp kimin kırılacağı belli değil. O zaman son maça geçeyim. Geçelim. Son maçta İsveç, İngiltere. İsveç çok böyle beklenmedik bir performans sergiledi. Yani İbrahimovic'siz bir İsveç vardı karşımızda. Herkesin böyle kafasına soru işareti vardı ama genç sarışınlar aldı getirdi yani buraya turnuvayı gerçekten. Buraya kadar getirdiler ve bence getirmeleri hiç de sürpriz olmadı. Son maçta herkes şey diye düşünüyordu. Ya Meksika yenilmez, en kötü berabere kalır. Almanya da Güney Kore'yi yener. İsveç biraz arada kaynar. Taklaya evet. Gelir diye düşünüyorlardı, evet, açıkçası. Evet. Ama ya İsveç o kadar disiplinli bir takım ki. Ya bu arada şunu söyleyeceğim. Çok disiplinli takım vardı bu kupada. Hatta biraz insanlar o yüzden de sıkıcı bulmuş olabilirler. Ama bence en keyif veren disiplinli takım İsveç. Çünkü yani İsveç'te şu yok. Yani 80 dakika bir kontrol manyaklığıyla top oynayayım da son 10 dakika atabilirsem atayım, yok. Her bulduklarında bir şey yapmaya çalışıyor. Ya Almanya maçında gördük. Şimdi hemen Toivonen'e bir tane yapar. Evet. Hareketlendi ki yürüdü. Ya gitti. Şey olması lazım. Ben şeyi seviyorum. Şimdi İran işte herkes övüyor. Ama yani bence İran'ın bir hücum planı yoktu. İsveç'in evet savunma yaparsın ama İsveç'in her topu alıp aldığında bir oyuncu kafasını kaldırdığında bir planları vardı. Her bulduğunda hücuma gittiler. Bence çok sempatik bir takım. Zlatan olmamasına da ayrıca sevindim. Hani ben Zlatan'ı sevmiyorum diyemem. Hani kendisine karşı. Evet, ben de nötrüm, öyle bir hislerim yok yani. Ben de şey konusunda biraz gıcık oluyorum ya. Böyle ben tanrıyım edaları yapıyor ya. Ben o kadar egoya biraz sinir oluyorum ya. Ve İsveç'in hocası da bence onu almayarak ne kadar doğru yaptığını şu an görüyordur. Başarılı bir karar olmuş. Zlatan'ın egosunu bence yaralayan bir turnuva da oldu. Neden dersen, şimdi İsveç ilk turda elenseydi bence Zlatan şöyle bir tweet atacaktı, eminim ona. Tanrısız bu kadar. Peki İngilizlere geçelim abi. İngilizler de aslında kolay diyebileceğiniz bir gruptan geldi. Ne oldu yani, kağıt üstüne baktığında Tunus ve Panama 3. 4. olur, Belçika 1. olur, İngiltere 2. olur diyorduk. Öyle oldu. Onun haricinde bir Kolombiya ile karşılaştılar. Orada bir çarpışma yaşadılar. İşte 1-1'den sonra penaltılara giden maç ve İngilizlerin yıllar sonra bir çeyrek final görmesi ve İsveç karşısındalar. Ne diyorsun İngilizlere? Şöyle söyleyeyim. Onlar sürekli şey diye geldi böyle. Allah 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 diye geldi. Allah Allah diye geri döndüler ondan sonra. Şimdi İngilizlerde böyle bir durum var. Ama şimdi bu sefer bence yani İngiltere olduğun için 1966'da kupayı kazandığın için o kupa senin üzerinde bir kere varsa her zaman için bence şampiyonluk için gelmelisin ve iyi kadron var.
açıkçası Belçika İngiltere grubunun kurasını kim çektiyse buraya gelsin kardeşim. Burada hesap bir, verecek. Burada bir hesabını versin kardeşim. Hayır, o grubu çekiyorsun da. Maç programına ya, neden Belçika İngiltere maçı son maçı? Mesela ya, ilk maç olsa acayip maç ya. Keyifli olurdu. Evet. İkisi de Tunus Panama, Tunus kırılsın Panama birisi oynadılar. Ya. Ondan sonra ne oldu? Son maça geldiler. Tamam. Aman ben yenmeyeyim, aman sen yenme falan, saçma sapan. Alt alt yapıp oldu. Geldiler. Southgate. Zaten dün hemen hemen herkes söylemiştir ama yine ben söyleyeyim işte. Euro 96'da penaltıyı kaçırdı oyuncuyken. Evet. Bu sefer teknik adam olarak o laneti kıran adam oldu. Bu İngiliz takımı bilmiyorum mesela, senin de düşünceni merak ediyorum. Bana sempatik geliyor. Gelmeyen takımlar vardı birkaç turnuva önce. Ya bana sempatik gelen yeri şu, bir şey deniyorlar. Ben üçlü savunma falan biraz severim böyle. Garip bir dizilişte oynuyorlar. Genç oyuncuları var. Genç oyunculara her zaman heyecan demek. Atıyorum yani Rooney, Mooney de alabilirlerdi. Ama onların hiçbirisi yok kadroda. Ve hakikaten yeni bir jenerasyonla yeni bir şey yapmaya çalışıyorlar. İsveç gibi bence İngilizler de sempatik. Diğer turnuvalara nazaran en azından. Hani kim yener diye soracak olursan da ben bu maçın alt biseceğine inanıyorum yine. Savunma futbolu, kaleni koruma futbolu kolay değildir. Böyle insanlara zevksiz falan geliyor ama şimdi ait kocamanlaştım biraz burada. Ya siz 5-5 maç mı bitsin istiyorsunuz kardeşim? Bir maçta 1-0 bitecek, 1-1 bitecek. Konuş yani. Murat, söyle Allah bunları. Allah, konuşalım bunları ya. İsveç, İngiltere maçı ne olur? Açıkçası ben İngiltere'yi istiyorum. Yani bunu istek açısından söylüyorum. Çünkü hı-hı, İngiltere'nin o yolu nasıl ilerlediğini görmek istiyorum. Ama İsveç'e de hani... Kıyamıyorsun. Çok fazla kıyamıyorum. Berabere bitsin ya, abi. Şöyle söyleyeyim. Berabere bitsin. Tamam. Uzatmalar da berabere bitsin. Penaltıları izleyelim. Bu arada sende öyle bir şey var mı bilmiyorum ama benim için penaltılara giden her maç çok güzel maç. Benim için ya. De öyle ya bu ben arada. Çocukken harika. De şimdi de çok isterim. Allah'ım penaltılara gitsin işte, böyle heyecan olsun falan. Gece diyor. Uzuyor ya bir de, o çok güzel değil mi ya? Penaltılara gitsin artık, orada kim çıkarsa 2 sene üzülmem. Halis, yani İngiltere'de İsveç'te çıksa sevineceğim ama İngiltere'yi biraz daha fazla istiyorum diyeyim yani. Bakalım neler olacak. Ben beraberlik ve İsveç taraftarıyım biraz. İnşallah hayırlısı olur iki takım adına da. Valla çok keyifli sohbet oldu abi. Benim teşekkür ediyorum geldiğin için. Zamanını ayırdın. O zaman söyleyelim mi? Kanala abone olmayı unutmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın.